Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Ur'un sunduğu mevzular açık mikrofona konuk oldu. Kılıçdaroğlu katıldığı program 20 milyonu aşkın izlenirken performansı da oldukça başarılı bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı da bu performansa dair bir yazı kaleme alarak şu açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ilk turundan hemen önce Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıkıp mevzular açık mikrofon programında provokatif bir grubun sorularıyla karşı karşıya kalacağını öğrenince intihar ediyor diye düşünmüştüm. Oldukça zorlayıcı bir programdı çünkü ve katılan bu programdan kazançlı çıkmamıştı. Ne yalan söyleyeyim, ne gerek vardı şimdi diye düşündüm. Bunu çevremle de paylaştım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile pek çok program yapmıştım ve Kemal Bey'in laf ebeliğinden uzak, kıvrak olmayan konuşma tarzının bu programda sıkıntıya düşmesine neden olabileceğini düşünüyordum kasıtlı olarak provoke edilecek, kibarlığından taviz vermeyeceği için zor duruma düşebilecekti. Kılıçdaroğlu böyle bir karşılaşma için fazla düzgün biriydi. Zaten seçim öncesinin yoğun programı nedeniyle Babala TV'deki programa katılamadı ve Oğuzhan'a "Cumhurbaşkanı olunca ilk senin programına katılacağım." sözü verdi. Ancak seçimler ikinci tura kalınca Kemal Kılıçdaroğlu bu zor programa katılma kararı aldı. Ben de "Nasıl olsa artık kaybedecek bir şeyi yok." diye düşündüm. Program çekimi 7 saat sürdü. 70 küsur yaşındaki Kılıçdaroğlu, kendisi ya da CHP'nin iletişim ekibi tarafından seçilmemiş ve büyük bölümü karşıt görüşlü ve hatta yer yer düşmanca tavırlı, dahası bir bölümü yalancı izleyici kitlesinin sorularına 7 saat boyunca yanıt verdi. Programı izledim. Çok net söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu tüm siyasi hayatındaki en iyi program performansıdır. Sinirlenmeden, kimseyi kızmadan, kimseyi suçlamadan, haksız ithamlar karşısında bile sürekli sakin kalarak, sorular samimi yanıtlar vererek, pek çok konuya umduğumdan daha hakim olduğunu göstererek oldukça iyi bir program çıkardı. En sıkı Kılıçdaroğlu karşıtı olsanız, programı izleyince Kılıçdaroğlu taraftarı olmasanız bile bir siyasetçi olarak kendisine saygı duymaya başlamamanız mümkün değil. Romter olmadan, her şeye doğaçlama yanıt vererek, salonda çanak sorucu soracak kimsenin olmadığı ve yüzlerce kişinin karşısında yalın ve yalnız olarak konuştu. Rakibi gibi bir belagat ustası orada da değildi ama samimiyetin, sükunetin belagati galebe çaldığını hissettim. Kendisiyle onca program yaptım. Hatta zaman zaman performansındaki düşüklükten dolayı içten içe çok kızdım. Elbette kendisinden ikinci bir Tayyip Erdoğan olmasını beklemiyor. Tam aksine olmamasını bekliyordum. Ama tüm televizyon performanslarındaki zafiyeti de ana muhalefet lideri olarak yetersiz buluyordum. Kılıçdaroğlu mevzular açık mikrofondaki performansı, 13 yıllık siyasi hayatında adalet yürüyüşünden sonraki en yüksek performansıdır. Ama şunu biliyorum, Türkiye'de liderlerin performansları sandığa olumlu ya da olumsuz pek yansımıyor. Bunu siz de biliyorsunuz.